Bu tutumuna mağaza sahipleri tepki gösterdi. Çarşamba pazarı gibi müşteri gelmez oldu. Tüm gün caddede haberin alt başlıkları. Sabah Güney Gazetesi'nin ardından devam edeceğiz. Sancak Gazetesi Bursa gündemi. Ürperten itiraflar. Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz'in emniyetteki ifadesinin ayrıntıları paylaşılıyor. Bursa Sancak Gazetesi'nde ilk sayfada. Devam edeceğiz Bursa gündeminde. Türkiye gündemine yansıyan gelişmeler vardı. Sabah Ege'li'de de yine Atalay Filiz gazetenin manşetinde 36 saat sonra gevrek yedi. İzmir'de yakalanan seri katil Atalay Filiz'in polislere ilk olarak 36 saattir açım. Hiçbir şey yemedim. Bir şeyler getirir misiniz dediği öğrenildi. 10 gün arazide kalan Filiz'in boyoz ve gevrek yediği paylaşılmış. Çok kilo verdi. Başka isimler de açıkladı. Gazetede ilk sayfada yer alıyor. Bu menfezin içinde günlerce saklanmış yine haberin ekranlarınıza getirdiğimiz görüntüydü. Devam edelim. Sabah Ege'li gazetesinde paylaştıktan sonra Kahramanmaraş manşet gazetesi Türkiye açık kapı politikası izliyor. Açıklamalar oldukça önemli. Başbakan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili Beysi Kaynak, medeniyetin temsilcisiyim diyen Avrupa Suriyelilere karşı tel örgü çekiyor açıklamasında bulunduğu bir iftar düzenlenmişti Kahramanmaraş'ta. O iftarda Veysi Kaynağ'ın yaptığı açıklamalar. Devam ediyoruz. Kahramanmaraş manşetin ardından başkent gündemi.